ve acil uzaktan eğitime geçiş yansımalardan bahsedeceğim. Aslında bahsedeceğim konu yakın zamanda yaptığımız bir çalışma ve o çalışmanın sonuçları. Yani sadece Türkiye bağlamında değil, küresel anlamda bir çalışmanın sonuçları. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben kimim, ne yapıyorum? Ben aslında iyi bir öğrenenim. Kendimi hep öyle tanımlıyorum. Yani eğitimci rolümün dışında. Burada milli eğitimden arkadaşlar var mı bilmiyorum. Muhtemelen vardır ama 12 yıllık da bir milli eğitim tecrübem var benim. Bu bağlamda milli eğitim tarafında yaşananları, süreçleri hem mevcut bağlantılarından biliyorum hem önceki deneyimlerimden biliyorum. Uzaktan eğitime yönelik görüşlerimi sık sık Twitter'dan paylaşıyorum. Aktif olarak kullanıyorum. Oradan paylaşımlar yapıyorum. Pandemi süresince de bazen evet rahat durayım dedim ama düşüncelerimi bazen sert bir şekilde ifade ettiğim zamanlar da oldu. Şu anda Anadolu Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesi'ndeyim. Uzaktan öğretim anabilim dalında öğretim üyesiyim. Bunun dışında alanda önemli birçok derecede editörlük, konuk editörlüğüm ve editör yardımcılığım var. İşin aslı bayağı bir zamanımı alan bir süreç fakat genelde okuyucuların bir yıl önceden okudukları konuları bir yıl önceden okuma gibi bir avantaja sahip oluyorum. Alanı iyi takip etmek açısından önemli. Bunun dışında da bizim alanımızdaki önemli birçok kurumda üyeliğim var. Bu noktalar şöyle önemli. Aslında bunları sulaya koymayı düşünmüyorum fakat pandemi sırasında fark ettiğim nokta şu oldu. Uzaktan eğitime inanmayanlar bir günde uzaktan eğitimci oldu. O yüzden belli argümanları söylerken geride bir tecrübe, deneyim, bir bakış açısının olması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki uzaktan eğitimde bir tecrübeye, uzmanlığa sahip olmak sadece yüksek lisans doktora yapmak da olmuyor. Alanda iyi yetişmek, onu tecrübe etmek de önemli. Fakat işte 100 kişilik uzaktan eğitim, yani rakamlar öylesine atıyorum. Bir günde 1000, 10.000'e çıkması enteresan bir durumdu. Bu akşam sizlere tüm dünyanın konuştuğu bir konuyu bahsedeceğiz. Covid-19 ve acil uzaktan eğitime geçişin yansımalarını. Tabii ki Covid-19'un hayatımıza etkisi sadece eğitim anlamında olmadı. Fakat eğitimciler olarak bizi ilgilendiren kısımlarıyla daha çok meşgul olacağız. Sunumun başında bahsettiğim gibi aslında benim size anlatacaklarım yakın zamanda basılan bir çalışma. A Global Outlook to Interruptional Education Due to COVID-19 Pandemic, Navigating in a Time of Uncertainty and Crisis başlıklı. Bu çalışmada biz ne yaptık? İşin aslında bu çalışma çok yazarlı bir çalışma. Ve şu anda 19 dile çevirisi yapıldı. UNESCO'nun sayfasında var. Birçok sayfada var. Çalışmanın özelliği şu, akademik çalışma kaygısıyla değil de bu süreçteki boşluğu gördüğümüz için ne oluyor ve neler yapılabilirin cevabını ihtiyacı olanlara vermeye çalıştık. Bu kaygıyla yapılmış bir çalışma. Yaklaşık bir ay, 1,5 aylık bir zamanımızı aldı ama bu kadar kısa zamanda tabii ki ekip de kalabalıktı. Bir şekilde hallettik. Çalışmada 6 kıtaya yer verdik. 7. kıtadan insan bulamadık maalesef. Toplamda 31 ülke, 38 yazar var. Dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar. Bizim çalışmamızdaki örneklem grubumuz ise yaklaşık 4 milyar 800 milyona tekabül ediyor ki bu çalışmadaki bulgular dünya nüfusunun %62'sine tekabül ediyor. O yüzden ses getiren bir çalışma oldu ve bulguların bu bağlamda temsil edici bir yönü olduğunu düşünüyoruz. Peki bu süreçte ne oldu? Aslında 2019'un son ayında ortaya çıktı, Aralık ayında. Fakat bu kadar hızlı yayılacağını kimse ummuyordu. Aslında
son zamanlarda, son yıllarda daha doğrusu 2000'li yıllarda bu tür salgınlar sürekli duyuyoruz. Fakat küçük bölgesel çaplı oluyor veya yayılımız bu kadar hızlı olmadığı için etkisi de bu kadar çok olmuyordu. Fakat 1-2 ay içerisinde o kadar hızlı yayıldı ki tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ve en büyük bulaşma sebeplerinden bir tanesi ise insanların sosyal ortamlarda bir araya gelmesi, insanın insanla teması. O şekilde çok hızlı yayıldığı için sosyal buluşmaların, insan temasının olduğu kurumlar kapatıldı. Yavaşlatmak ve kontrol altına almak için, aslında durdurmak için değil. Bunun sonucunda dünyada yaklaşık 1,6 milyar okula devam eden öğrenci okul ortamından ve öğretmenlerinden uzak kaldı ki bu yani günümüzde ilk defa dünya tarihinde, hatta eğitim tarihinde ilk defa bu çapta eğitimin bir kesintiye uğraması söz konusu. Bu da toplam nüfusun yaklaşık %90'ına tekabül ediyor ki bu muazzam bir rakam. Umarım bu yaşadığımız ilk deneyim olur ve sonrasını tecrübe etmeyiz diye düşünüyoruz. Fakat şöyle bir durum da var. Şu anda eğitimin kesintiye uğraması bağlamında evet COVID-19 ve pandemiye odaklandık. Fakat bu tür kesintiler aslında dünyada, ülkemizde sürekli oluyor. Fakat bu kadar büyük çapta, kitlesel bir çapta olmuyor. Örneğin Afrika'yı düşünelim. Sürekli iç savaş var. Yine komşu ülkelerimizde benzer durumlar var. Türkiye'de sıklıkla deprem, sel felaketi veya benzer doğal afetler oluyor. Bunları sürekli yaşıyoruz. Hem Türkiye'yi çok ilgilendiren hem komşu ülkeleri, Avrupa'yı çok yakından ilgilendiren bir mülteci durumu var ki yani eğitimin kesintiye uğramasını sadece pandemi bağlamında düşünmemek lazım. Farklı sebepler de var. Dolayısıyla bu durum bizi pandemi sonrasına, post-Covid dünyada neler yapılması gerektiğine dair düşünmeye zorluyor. Bu durumun ortaya çıkmasıyla beraber aslında özellikle Batı ülkelerine büyük eleştiriler de getirildi. Bunların çoğu ana akım medyaya yansımadı. Fakat o back channel dediğimiz arka kanallarda, kişisel iletişim kanallarında sıklıkla ifade edildi. Sebebi şu, dediğim gibi bu tür kesintiler dünyanın belli bölgelerinde, özellikle Asya'da, Afrika'da ve Orta Doğu'da sıklıkla oluyor ve farklı sebeplerden oluyor. Fakat çoğu gelişmiş ülkenin, bu kesintiyi daha önceden tecrübe etmeyen ülkelerin veya gelişmiş demeyeyim, tepkileri işin aslı çok olmuyor veya bu süreçleri engellemeye, azaltmaya veya eğitimin devamlılığını sağlamaya yönelik çok fazla müdahaleleri olmuyordu. Fakat ne zaman COVID-19 hızlı bir şekilde yan taraftaki haritada okulların kapanma durumu görünüyor. Tüm dünyayı etkileyince yani pandeminin çapı kitlesel olunca herkesi ilgilendiren bir durum oldu. Bu altı çizilmesi gereken bir nokta. Peki ne yapıyoruz? Aslında sunum devamında farklı konulara el atacağım. Fakat ne yaptığımız aslında çok önemli. Türkiye'de uzaktan eğitim yaptığımız iddia ediliyor ki burada bir çevirden doğan bir kavram karmaşası var. Aslında yaptığımız acil uzaktan eğitim. Bunun farkını ben size çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kavram şöyle çok önemli. Uzaktan eğitim dediğimiz zaman onun bir gerekliliği var, bir süreci var. Planlama boyutu var ve ona göre davranmamız gerekiyor. Fakat acil uzaktan eğitimde yaptığımız durum çok daha farklı. Milli eğitimde veya üniversite düzeyinde eğitimci olan arkadaşlarım, öğrenci olan arkadaşlarım bu süreci muhtemelen tecrübe etmişlerdir bir şekilde. Çok hızlı kararlar aldık. Çok hızlı refleksler gösterdik. Aslında yaptığımız orada öğrenme çıktılarına ulaşmak, eğitimi öğrencilerin akademik başarısını sağlamaktan ziyade eğitimin devamlılığını sağlamak. Yani bu altı çizilmesi gereken bir nokta. Acil uzaktan eğitim zorunluluktan ortaya çıkıyor, ihtiyaçtan ve acil uzaktan eğitimdeki mantık şu, eldeki olanaklarla kesintiye müdahale etmek. Doğru kavramlar
Kullanmak şu yüzden önemli. Acil bir durumda yaptığınız işlerle normal hayatın normal akışında ilerlediği bir zamanda yaptığınız işler, tedbirler birbirinden çok farklı. Dolayısıyla doğru stratejileri geliştirmek, nereye gittiğimizi görebilmek, daha iyi hazırlanmak ve geleceğe yönelik planlamalarımızı bu doğrultuda yapabilmemiz için doğru kavramları kullanmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu en iyi nasıl size anlatabilirim diye düşündüm bu sunuyu hazırlarken. Adı üstünde orada bir acillik kısmı var. Yani bir anlamda bizim yaptığımız ilk müdahale, evdeki pansumana veya paramediklerin işte bir kaza anında yaptıkları ilk uygulamalara benziyor. Acil uzakta eğitimde yapılan geçici bir süreci iyileştirme çabası, refleksi. Uzaktan eğitim ise yine sağlık örneğinden gidersek, o acil ifadesinden direkt böyle bir metafor kullandım. Her şeyin daha detaylı incelendiği, süreçlerin daha organize planlı olduğu bir süreç. Aradaki en büyük fark bu. Fark önemsiz gibi görünüyor ama aslında ne yapmamız gerektiğine yönelik de önemli ipuçlarını veriyor buradaki fark. Hata var demiştik. Çevreden kaynaklanan bir hatadan bahsetmiştik. Uzaktan eğitim, İngilizcesi distance education. Orada bir distance kavramı var. Acil uzaktan eğitim kavramının İngilizcesi ise emergency remote education. Evet, burası çok enteresan. Distance Türkçesi uzaktan, remote kelimesi de uzaktan. Fakat distance'da bahsettiğimiz uzaklık farklı bir uzaklık. Remote ifadesini kullandığımızda bahsettiğimiz uzaklık. Yani evet, Türkçe karşılıklara aynı ama kapsadıkları anlamlar farklı. Aşağıda bir görsel var. Bu görseli daha önce gören olmuştur muhtemelen diye düşünüyorum. Orta çağlarda muhtemelen bir sınıf düzeni. Öğrencilerin yaşları biraz farklı. Fakat düzene baktığımızda yaklaşık 10 yüzyıl veya daha fazla bir zaman geçmişti. Eğitim sisteminin çok değişmediğini görüyoruz burada. Uzaktan eğitimdeki distance education'daki uzaklıktan bahsederken bizim aslında bahsettiğimiz yine İngilizce karşılığı transactional distance olan ve etkileşimsel uzaklık dediğimiz öğrenenin öğrenme kaynaklarıyla arasındaki psikolojik uzaklığa vurgu yapar. Psikolojik uzaklığın yanında hazır bulunuşluk var, kültürel uzaklık var, sosyal uzaklık var ama etkileşimsel uzaklık çatı bir kavram. Bu görselde bakarsanız arka sıraya günümüzden yine çok farklı değil. Evet, fiziksel olarak aynı ortamdalar fakat etkileşimsel olarak uzaklar. Veya günümüzdeki öğretmen veya eğitimci olan arkadaşlarıma söylüyorum. Derslerinizi düşünün. Öğrencinin kendisi sınıfta fakat bunu hissediyorsunuz. Ruhu benliği nirvanaya ulaşmış, dünyaya dolaşıyor. O şekilde öğrencilerimiz var. Bizim uzaktan eğitimde yapmak istediğimiz süreç bu. Zaman ve mekan bağlamında bir uzaklık olduğunun farkındayız ki günümüzdeki teknolojide yaşanan kapasite artışıyla bu uzaklığı çoğu zaman artık çok zaman uzaklığı hatta çok anlamlı değil. Azaltmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş bizim bu uzaktan eğitimdeki ve bunun için özellikle iletişimi ve etkileşimi çok iyi kullanmaya çalışıyoruz. Farklı iletişim kanalları açmaya çalışıyoruz. Hazırladığımız öğrenme içeriklerinde etkileşim unsurlarının olmasına dikkat ediyoruz. Yani uzaktan eğitim dediğimizdeki uzaklıktaki kavram bu. Evet, Türkçesi uzaklık fakat dediğim gibi uzaklıkları açtığımızda ortaya çıkan anlam çok farklı. Yine bu görselde ok işareti de gösterdiğim bir arkadaş var en altta. Yani bu ne distance education ne de emergency remote education'ı kurtarabileceğimiz birisi değil. O tamamıyla süreçten kopmuş. Fakat onlar da eğitimciler olarak kazanmaya çalışıyoruz. Uzaktan eğitimdeki görünüm buyken ve etkileşimsel uzaklıktan bahsederken emergency remote education'da fiziksel ayrılıktan bahsediyoruz ki Türkiye'deki ve dünyadaki süreci düşünelim. Okulların insanların insan insan etkileşiminin olduğu bir yer olduğu için aslında 65 yaş üstüne göre genç nüfus tabii ki
Onlar da bu süreçten etkilenen, fakat onlar kadar etkileyen olmasa bile evlerine götürmeleri ve taşıyıcı olmaları muhtemel olduğu için biz okulları kapattık. Okulları kapattığımızda ortaya fiziksel bir uzaklık doğdu. Yani bizim burada kastettiğimiz emergency remote education, acil uzaktan eğitim süreçlerinde tamamen fiziksel uzaklık. Fakat fiziksel uzaklık olduğunda yine distance education'daki uzaklıklardan bir tanesi de yine devreye giriyor ve oradaki süreçlerden de faydalanmamız olası. Peki ne oldu? Dünyada ne oldu? Neler yapıldı? O çalışmanın linkini muhtemelen şu anda sunumdan çıkmak istemiyorum. Paylaşırım İngilizce. Türkçe özetinin olduğu başka bir link de var. Fakat benim en çok dikkatimi çeken örnek Güney Kore'den gelmişti. 30 bir ülke vardı. Tüm case'leri başyazar olduğum için okumak durumundaydım. Belli bir sistematik oluşturmak için. Onların yaptığı çalışma bu acil uzaktan eğitim kapsamında beni gerçekten çok etkiledi. Öğrencilere 3 tane seçenek sundular. İstiyorlarsa tamamen çevrim içi ortamdan eğitim içeriklerine ulaşabiliyorlardı. Veya blended dediğimiz harmanlanmış yarı yarıya olan bir model. Yani bir kısım içeriği çevrim içi kısıtlı fiziksel temas veya tamamıyla basılı materyallerle yapıyorlardı. Veya son bir seçenek sundular. Çünkü çevrim içi aslında sihirli bir cümle değil. Dijital teknolojiler. Sunumun devamında bahsedeceğim neden olduğunu. Çevrim dışı materyaller sundular. Avrupa'nın birçok ülkesinde de böyle oldu. Fransa'da mesela aslında o altyapıya sahip olmalarına rağmen genellikle basılı materyallerle bu süreci götürmeye çalıştılar. Ve farklı iletişim araçları kullanıldı. Bilgisayar, internet ve sosyal medya en çok kullanılan araçlardı. Televizyon, radyo ve basılı materyaller. Uzaktan eğitim alanına uzak olmayan, yakın olan arkadaşlarım varsa konuya, geçmişine. Uzaktan eğitimin belli dönemleri vardır. İşte birinci döneminde yazışarak basılı kaynakların kullanıldığı, daha sonra radyonun, televizyonun kitle iletişim aracı olarak kullanıldığı, devamında açık üniversitelerin olduğu, telekonferansın şu anda yaptığımız gibi yaygın olarak kullanıldığı 80'li yıllar. 90'lı yıllardan sonra ise internet ve bilgisayar ağırlıklı, pardon, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı bir süreç var. Ve biz bugüne kadar aslında hep bu eski formatlara biraz hor bakardık. Yani etkileşimi düşük, ne gerek var artık bunlara dönmeyelim diye, ama son 4 ayda aslında retro bir dönüş oldu. Geçmişe hızlı bir dönüş yaptık. Bunlara ihtiyaç olduğunu hala gördük. Sebeplerini sunum ilerleyen kısımlarında açıklayacağım. Radyo mesela aklınıza gelir miydi bilmiyorum. Fakat Güney Amerika'da sıklıkla kullanıldı. Peru'da örneğin. Coğrafya çok sert. İşte Brezilya, Arjantin o bölgeden bahsediyorum. İnternet ağı yok. Televizyon yayınları bitki örtüsü ve dağlardan çok zayıf ulaşıyor. Onlar için en uygun teknoloji radyoydu ve radyoyu kullanmaya başladılar. Afrika'da olan bir örneği söyleyeyim. İnternet var fakat herkeste yok ve flash belleklerde içerik dağıttılar. İnsanlar kendi bilgisayarlarından veya erişebildikleri bilgisayarlardan kullandılar. WhatsApp grupları hemen hemen tüm dünyada çok popülerdi. Aslında eğitimde olan arkadaşlardan onların görüşlerini de almak isterim. Türkiye'de nasıl kullanıldı diye. Ben bir yaklaşık 10'a yakın eski okul, çalıştığım okullardan meslektaşlarımla görüştüm. Onlar en azından kendi aralarındaki iletişimlerde sıklıkla kullandıklarını, velilerle iletişimde de çok sıklıkla kullandıklarını söylediler. Aslında şunu görüyoruz, böyle pandemi bizi bir şeye zorluyor. Yani eğitimin 4 duvar arasında olmayacağını, teknolojiyi bu radyoda olabilir, bilgisayarda olabilir, akıllı telefonda olabilir. Etkili bir şekilde eğer tasarımlarsak kullanabileceğimizi görüyoruz. Peki pandeminin yansımaları nelerdi? En önemli yansıması travma, psikolojik baskı ve kaygı. Burada bizim Türkiye olarak, bu benim kişisel gözlemim, bir hatamız olduğunu düşünüyorum. Aslında diğer ülkelerle kıyasladığımızda
Özellikle milli eğitim boyunda yapılan işler gerçekten eksikleri illaki var ama gurur duyulacak işler. EBA'nın olması büyük bir avantajdı. Çok hızlı organize olduk. Enteresan bir şekilde eğitim kurumlarının özelliğin yüksek olduğu ülkelerde bir kaos vardı. Çünkü kimse ne yapacağını bilmiyordu. Bazı insanlar veya kurumlar yanlış kararlar aldı. Fakat Türkiye gibi eğitimin merkezi bir yapıdan yürütüldüğü ülkelerde ise hızlı alınan kararlar ve EBA çok önemli hep diyorum. Altyapısı olan ülkeler bu süreçten en az zararla kurtuldu. Travma, psikolojik baskı ve kaygı kimleri etkiliyor? Öğrencileri etkiliyor doğal olarak. Aslında öğretmenleri çok etkiliyor. Yani öğretmenler bir türlü Türkiye'deki konuşmalara bakıyorum, bu süreçlerde yer bulmadı. Ve ebeveynleri etkiliyor. Yani etkilenen grup öğrenciler bu varsayılan olarak var. Öğretmenlerde de şöyle bir durum var. Öğretmenlerin iş yükü birden arttı. Tabii şu durum da ortaya çıktı. Uzaktan eğitim aslında daha önceden kolay bir süreç olarak düşünüyordu. Fakat sunum başında bahsetmiştim. Bir planlama, organizasyon, hazırlık süreci gerektiriyor. Bunu herkes ilk elden tarttı ve öğretmenlerin bence iş yükü normal zamandan yani yüzde eğitimden daha zor bir hale geldi. Öğretmenlik yapan birisi olarak söyleyeyim. Yani konulara bir yerden sonra artık ezberlemek demeyeyim de artık sizde çok iyi oturuyor. Yoğun hazırlık yapmanız gerekmiyor eğer belli bir süre çalıştıysanız. Sınıfa girdiğinizde doğaçlama yapma şansınız var. Süreci bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Fakat uzaktan eğitimde böyle bir şansınız yok. Hazırlıklı olmanız gerekiyor, planlı olmanız gerekiyor. Ve yüz yüzeden kıyasladığımızda hem hazırlığı hem yürütmesi daha zor. Bu kaygı, psikolojik baskı neden ortaya çıktı? Doğal olarak izolasyondan ortaya çıktı. Kısıtlardan, özgürlüğümüz bir anlamda ister istemez elimizden gitti. Sokağa çıkma yasağı, karantina süreçleri. Fakat en önemlisi belirsizlik. Hangi anlamda belirsizlik? Hastalığın getireceği gelecekten, mesleki kaygılardan, kendi konfor bölgemizden uzaklaşmaktan ortaya çıkan belirsizlik bizi yordu. Uzaktan eğitimle veya çevrimiçi öğrenme süreçleriyle ilk defa tanışanlar için bir bilinmeyen vardı ve bunu kısa zamanda uygulaması gerekiyordu. Sanırım Türkiye olarak biz krizlere alışık bir ülkeyiz. Ben bunu hep ifade ediyorum. Bizim sosyal bağışıklık sistemimizin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Sürekli hem komşularımızda hem ülkenin içerisinde ani iniş çıkışlar oluyor ve buna alıştık. Fakat dünyada hayatı bir rutin içerisinde gelen eğitimciler ve öğrenciler için bu tamamıyla bir sorundu. Evet. Okulların gizli rollerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında hep şöyle bir argüman var. Bazen çok yüksekten uçan yorumcuların görüyorum. 10 yıl sonra okullara ihtiyaç kalmayacak. Aslında okullara hep ihtiyaç kalacak. Yani okulları sadece dersin anlatıldığı yerler diye düşünmemek lazım. Geçenlerde bir hocamız bununla ilgili bir yorum yapmıştı Twitter'da. Okulların farklı rolleri var ve biz bu rolleri aslında biliyorduk fakat pandemiyle beraber daha yoğun görmeye başladık. Beslenme, sosyalleşme, temel ihtiyaçları karşılama, sosyal destek, rehberlik, topluma entegrasyon gibi rolleri var. Bu örnekleri sadece Türkiye bağlamında düşünmeyelim. Örneğin Afrika bağlamındaki oradaki durumlardan, case'lerden yola çıkarak örnekleri veriyorum. Bazı öğrencilerin adam akıllı beslenebildiği tek yer okul. Okulda aldığı yiyecek. Ailesinin eğitim durumunu düşündüğümüzde bu Türkiye için de geçerli. Destek, rehberlik, planlama, geleceğe yönelik bir şeyleri yapabileceği tek ortam bu. Eğer normal bir öğrenen değilseniz, zaten bir takım eşitsizliklerin içerisindeyseniz, dünyada eşit koşullarda olabileceğiniz yer okul. Bu açıdan çok önemli. Yani örneğin Finlandiya okul sistemi çok güçlü ama okullara o kadar çok yetki vermişler ki
Pandemi süresince Finlandiya gibi orada çok onlar yaşamadı. Fakat Kuzey Avrupa ülkelerinin çoğunda böyle bir yaklaşım var. Okullardan öğrenciler kesilince gelişmiş ülkelerde bile birçok ihtiyaçtan öğrenciler uzak kaldı. Yani okulları bu anlamda farklı rolleriyle görme şansımız oldu. Kısaca okullar sadece bir eğitimin aldığı kurum değil, gerçekten yuva olma özelliğini gösterdi. Ve bu bağlamda okulların yuva olduğunu düşündüğümüzde öğretmenlerin de rollerinin aslında daha farklı olduğunu görüyoruz. Fransa'dan bir örnek vermek istiyorum. Bir önceki sunumda bahsedecektim fakat kültür, yaşadığınız coğrafya gerçekten çok önemli. Fransa dediğimizde bu anlatacağım örnek Paris'te aslında bu tür sorunların olmayacağını düşünüyorsunuz fakat Paris eski bir şehir. Yani İstanbul kadar eski fakat İstanbul'daki yapılanma sürecini biliyorsunuz. Türkiye'de evler geniştir, apartmanlar vardır. Tarihi binayı çok sağda solda göremezsiniz. Fakat çoğu Avrupa ülkesinde durum tam tersi. Binalara bakarsanız 300-400 yıl önce veya daha önceden yapılmış. Odalar çok küçük ve onlarda barınma çok sıkıntı. Örneğin yüksek öğretimde okulların birden kapanmasıyla şöyle bir durum oluştu. Öğrenciler 8-9 metrekarelik evlerde sıkıştı kaldı 2-3 ay boyunca. Onların psikolojisini düşünün. Üniversiteler, yetişkin öğrenenlerden bahsediyorum burada aslında ben. Üniversiteler onlar için bir üniversite olmanın ötesinde farklı hizmetlere de olanak sağlarken birden bu olanaklardan mahrum oldular ve büyük bir psikolojik çöküntü ve travmatik süreçlere girdiler. Gerçekten çok ilginç bir olay. Yani olmaz dediğiniz ülkede bu tür olayların olduğunu görüyorsunuz. Çünkü Fransa'da, örneğin Viyana'da büyük ev bulmanız bir lükstür İtalya'da. Yapılar çok tarihidir. O yüzden o ülkelerde sosyalleşme daha güçtür. Dışarıda kafelere giderler, eğlence mekanlarına daha çok sık giderler. Çünkü geniş ev ortamı bulmak onlar için gerçekten bir lüks. Ve bu süreçte bunun önemini çok iyi anladık. İkincisi, okulların gizli rollerinden bahsediyoruz. Öğrencilerin yaşadığı bir travmanın sebebi de şuydu. Türkiye'deki gibi aslında Türkiye'de eğitim konusunda çok şanslıyız. Yani ben bu süreçte farklı ülkelerin geçmişini inceleyince gördüm. Eğitim çoğu ülkede paralı. Öğrenci çalışmak zorunda. Hem eve sıkıştı, hem işinden oldu. Ekonomik bağımsızlığı elden gitti ve yaşadığı çöküntüyü, bunalımı artık o noktada siz düşünebilirsiniz. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Bu tüm dünyada rapor edilen bir konuydu. Ebeveynlerin yeni eğitsel rolleri. Öğretmen olduğumuz zamanlarda hep şey söylerdik. Yani okullar açıldığında işte mübarek 4 aylar başladı ilk dönemi kastederek veliler artık rahatlayacak diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir durum var. Yani aslında biraz önce bahsettiğimiz okulların rollerinden bir tanesi de buydu. Okullar sadece eğitim vermiyor. Bir anlamda çocukların bakımını da üstlendiğimiz ki bunu Türkiye'de biraz sanki yoğun hissediyorduk. Tabii remote kısım yani o fiziksel uzaklık başlayınca rollerimizin bir kısmını ebeveynlere de devrettik. Ebeveynlerin de şöyle bir durumu var. Sosyal rolleri var. Başka birisinin çocuğu, akrabası, evde bir düzen var, bakım var, belki çalışıyor, mesleki sorumlulukları var ve bunun yanına bir gecede bir eğitsel rol üstlendi. Evet, önceden de vardı fakat bu kadar yoğun değildi. Yani daha önceden belki ödevlerine yardım etmek veya ödevlerini yapmak gibi rolleri varken şu anda eğitimin devamlılığını sağlama, öğrenciyi gözetleme, ona rehberlik yapma, psikolojik olarak destek verme gibi okullarda verilen, öğretmenler tarafından verilen birçok rolü üstlenmek zorunda kaldılar ki bu onlar için bir yük oluşturdu. Bu özellikle K12 dediğimiz ilköğretim düzeyinde öğrencilerin yaş olarak küçük olmasından dolayı o yaşta öğrencisi olan ebeveynlerde yoğundu. Fakat burada şunun altını çizmek istiyorum.
Evet, ebeveynlerin böyle bir sorumluluğu vardı fakat kadınların özellikle sorumluluğu daha fazlaydı. Anne olmanın getirdiği o duygusallık, çalışsa da çalışmasa da evin birçok yükünün üzerinde olması aslında onları daha zor duruma düşürdü ve orada bir eşitsizlik oldu. Yani buraya kadar bahsettiğimiz ifadeleri kısaca toplarsak, pandemi ve eğitim dediğimizde sadece eğitim içeriklerinin sunulması olarak bakmamalıyız. Yani bu süreçte doğrudan ilişkili sosyoekonomik süreçleri de hesaba katmalıyız ki devamında eğer pandemi sonrasında bir uygulama yapacaksak anlamlı öğrenme deneyimleri olsun ve tüm paydaşlar etkili bir şekilde katılabilsin. Ebeveynlerin bu rolünü göz ardı etmemek gerekiyor. İlginç bir şekilde WhatsApp'ta akraba, arkadaş grupların yanında birden destek grupları da oluşmaya başladı. İngiltere'den çok örnek duymuştum. Anneler özellikle ne yapabiliriz, siz evde ne yapıyorsunuz gibi paylaşımlar yaptıkları destek toplulukları oluşturdular. Türkiye'de de ben sıklıkla gördüm. Öğretmenlerin branş bazında veya okul bazında gruplar kurup bu süreci nasıl organize edebileceklerine yönelik paylaşımları olduğunu biliyorum. Tabii ki bunlar kapalı gruplar. Bunun dışında Facebook gruplarında canlı yayınlar yapan vardı. Instagram yayınlarını sıklıkla gördüm o sıralar. Özellikle kurumsal boyutta olan süreçlerde webinarlar vardı ki bu destek mekanizmalar gerçekten bu süreci daha az hasarla atlatmak için önemli. Aslında bu tür topluluklar uzaktan eğitim süreçlerine çok önemli. Fakat normal süreçlerde nedense bir türlü canlandıramadığımız, özellikle Türkiye'de canlandıramadığımız süreçler. Fakat pandemi süresince bunun etkisini, varlığını yoğun bir şekilde görebildik. Neden destek topluluklarına ve mekanizmalarına ihtiyaç duyuyoruz? İnsan olarak, doğal olarak zor zamanlarda birbirimize yardım etmeliyiz ve insani olarak böyle bir beklentimiz var. Ve kendimize safe, güvenli yerler oluşturmamız şart. Ve fiziksel olarak zaten sadece okuldan öğrencilerin kopması değil, bizim de diğer sosyal çevrelerimizden koptuğumuz için bu tür sanal ortamlara, sanal ama etkili ortamlara ihtiyacımız oldu ve etkili bir şekilde kullanıldı. Bu destek toplulukları ve mekanizmaların kullanılma sebeplerine baktığımızda sadece eğitsel değil, insanların birbirini desteklemeye yönelik olduğunu da görüyoruz. Hep arkadaşlarımla konuşurken Türkiye'de psikolog olanların müşterisinin hep az olacağını söylerdik. Bunu aynı görüşü benimle başka insanlar da paylaşmıştı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki sosyal bağlar ve akrabalık ilişkileri. İnsanlar komşularıyla, akrabalarıyla sürekli konuştukları için zaten bir rahatlama ve yurt dışında bu tür ilişkiler daha az olduğu için genellikle özellikle Batı ülkelerinde çok ihtiyaç duymuyorlar. Türkiye'de biz bundan da koptuk. Ve bu ihtiyacı karşılamak için ne yaptık? Sanal topluluklara girdik ve güzel oldu. Bunun güzel tarafı, eğitim açısından güzel tarafı ne olabilir? Bu tür destek topluluklarını pandemi sonrasında post-Covid süreçte de devam ettirmek. Çünkü eğitim sadece öğretmenin ve okulun işi değil. Aslında hep söyleniyor ya, okul, aile, toplum arasında bir işbirliği olması gerekiyor. Ve bu süreçlerin belki etkileşim ve iletişim üretilmesi için mükemmel fırsatlar. Bunun için de bu toplulukların devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Kedileri çok severim. Aslında bu sunu çok önemli. Daha doğrusu bu bulgu. Bulguları sıralarken çok önem sırasına bakmadım. Çalışmada da öyle bir gözetimiz olmamıştı. Fakat biz şunu gördük pandemi süresince. Duyusal yaklaşımlar ve empati çok önemli. Neden önemli? Düşünelim. Ben size bir soru sorayım. İçinizden sessiz cevap vereyim buna. Şu anda aklınıza gelen sevdiğiniz bir öğretmeninizi düşünün. Kim ve neden seviyorsunuz? Bir 10 saniyelik bir sessizlik olsun. Gözünüzün önünden okul yıllarınız, ilk öğretim, orta öğretim, üniversite varsa geçsin. Aklınıza muhtemelen belirli isimler gelmiştir.
İkinci sorum şu. O öğretmeniniz, hatırladığınız öğretmeniniz çok iyi öğretmen olduğu için mi? Bilgi anlamında. Konulara çok hakim olduğu için mi? Her şeyi çok iyi anlattığı için mi seviyordunuz? Yoksa sizi anladığı için mi? Burası çok önemli. Aslında iyi öğretmen olmanın belki anahtar noktalarından bir tanesi nacizane. Benim fikrim bu. Ve bu durum pandemi sırasında aslında daha çok ortaya çıktı. Çünkü düzenli bir hayatta bu tür ihtiyaçlar bazen fark edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızdan karşılıyorsunuz. Ailenizden karşılıyorsunuz. Fakat pandemi sırasında en başında bahsettiğimiz sunumun o izolasyon süreci, kaygı süreci bunu daha belirgin hale getirdi. İngilizcesi bunun pedagogy of care, Türkçesi tam Türkçeleşmedi. Ben ilgi pedagojisi dedim ama işin aslı çevresinden emin değilim. Fakat ben buna benzer bir anlam olması gerekiyor. Buradaki durum şu. Eğitsel ihtiyaçlardan önce duysal ihtiyaçlara önem vermek gerekiyor. Yani bir insanın zihnine, beynine girmeden önce kalbine girmelisiniz. Yani buradaki kapıyı açmayınca oraya ulaşmamız çok zor. Ve biz bunu daha çok hissetmeye başladık. Bunun gün yüzüne çıkması tabii ki ne zaman sorusunu ortaya çıkarıyor. Bu pandemi öncesinde de önemliydi. Fakat bunu zaten öğretmenlerin çoğu iyi bir şekilde yapıyordu ve bunu yapanlar bunun farkına vardıktan sonra daha çok yapıyordu eminim. Pandemi sırasında ama en önemlisi sonrasında daha çok ağırlık vererek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki nasıl yapacağız? Empatik bir yaklaşımla yapmamız gerekiyor. Anlayışla ve kucaklayarak, karşımızdaki kişinin insan olduğunu hatırlayarak, genç bir öğrenci de olabilir, yetişkin de olabilir, bu hiç fark etmiyor. Onun kalbine dokunduğumuzda, onu anladığımızda süreç gerçekten bir anda değişebiliyor. Çevrimiçi yön süreçlerde nasıl yapabiliriz diye bana çok soru geliyor. Aslında çok basit. Konuşurken kendiniz olmak, küçük bir gülümseme, ses tonunuz, forum mesajlarında veya chatlerde bir gülen yüz atmak, bu bile bir küçük başlangıç. Fakat bunun daha fazlasını yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu çok önemli bir konu bence. Bunu Türkiye'de aslında yaşanan gelişmeleri düşünürsek ne kadar önemli olduğunu daha iyi idrak edebileceğiz. Ölçme ve değerlendirme konusu. Şimdi acil uzaktan eğitimin aslında bir refleks olduğundan bahsetmiştik. Yani hızlı bir tepki verme süreci. Ve tüm dünyada yapılan iş şuydu. İçeriği sunmak ve hatırlarsanız ilk kısıtlar 2 haftalık, 3 haftalık kısıtlardı. Herkesin aklında bir ay sonra okullara dönmek vardı ve ölçme ve değerlendirme sürecinin nasıl yapılacağına dair bir planlama yoktu. Türkiye'deki sıkıntımız ise şu, bu bence büyük bir sıkıntı. Ölçme ve değerlendirme hep sonuç odaklı. Yani 4 aydır öğrenci derse katılır, çok güzel paylaşımlar yapar, arkadaşlarla işbirliği yapar fakat sınava o gün çalışamaz, bir sıkıntısı vardır, morali bozuktur veya çalışmıştır, verimli olamamıştır. Bizim yaptığımız ölçme ve değerlendirme hep o sınav üzerinden olur. Veya işte en son bugün, dün ve bugün sınav vardı. Üniversite sınavı olacak. 1,5 milyon insanı, 1 milyon kitleleri sınava sokuyoruz. Ve oradaki 2 saatlik, 3 saatlik zaman dilimindeki performansıyla geleceğini belirlemesini bekliyoruz. Yani o kişinin üzerindeki kaygıyı düşünün. Ben öğrencilerime milli eğitimindeyken hep şunu söylerdim. Çok çalışan değil aslında sınav stresini iyi yöneten. Sınav sırasında kaygısını iyi yöneten başarılı oluyor diye buna inanıyorum. Biz bu süreçte neyi gördük? Ödevlerin aslında daha önemli olduğunu, çünkü sınava göre daha farklı, farklı değerlendirme türlerinin olabileceğini, e-portfolyoların kullanabileceğini öğrendik ve şöyle bir durum var. Olmazsa olmazlarımız yani sınav odaklı bir eğitim sistemimiz var. Birden bundan bir anlamda vazgeçtik. Yani orada sessiz bir bypass oldu. Geçme ve kalma
ortadan kaldırıldı. Bunun olmaması gerektiğini iddia edenler vardı. Fakat acil uzaktan eğitimin amacından bahsetmiştik. Aslında akademik başarı değil, eğitimin devamlılığını sağlamak. Bu anlamda baktığımızda Milli Eğitim'in aldığı kararın doğru bir karar olduğunu söylüyoruz. Acayip bir paradigma değişimi var. Açık öğretim Anadolu Üniversitesi'nde online sınavlar oldu. Eksileri vardı. Daha iyi olacaktır. Ki bu tür süreçleri daha fazla göreceğiz. Yaklaşık 1 milyona yakın öğrenci 2 hafta boyunca sınava girdi. Yani 5-6 milyon oturum açıldı. Bunlar 3 ay önce yapalım dediğinizde herkesin karşı çıkacağı işlerdi. Fakat pandemiyle hızlı bir değişim olduğunu görüyoruz. Benim bu süreçten bazen krizleri fırsata çevirmek lazım. Özellikle Türkiye bağlamında sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme sistemlerinin artık süreç odaklı olmasına yönelik çalışmaların başlaması gerektiğine inanıyorum. Şu anda yapılan uygulamalarda bunlar devam ettirmek için iyi bir fırsat olabilir. Yine konuşulmayan Türkiye'de fakat özellikle Avrupa ülkelerinde çok konuşulan bir konu kişisel veri ve etik konular. Ne oldu? Bir gecede Türkiye bağlamında yaklaşık 20 milyon K12 düzeyinde var. 8 milyon da yüksek öğretimde var. 28 milyon öğrenciyi biz birden çevrimiçi ortama koyduk. Hızlı bir geçiş oldu. İlk sıralar belli sıkıntılar yaşadık. Dünyada da 1,6 milyar öğrenci birden çevrimiçi oldu. Fakat onların dijital verilerini korumaya, dijital ayak izlerini korumaya yönelik çok fazla önlemimiz olmadı. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Aslında çok basit gibi geliyor. Fakat geçenlerde bir webinarımız vardı. Gece 1'de oldu. Webinar Avustralya'da düzenleniyordu. Başladık 2 dakika sonra mesela Zoom bombing. Hep duyuyordum fakat birden hacklendi ortam. Allah'tan e-posta grubu vardı. Etkinliği oradan kapatıp farklı bir yerden devam etti. Fakat olabiliyor. Basit gelen bir durum başınıza geldiğinizde travmatik olabiliyor. Orada yetişkinler vardı. Ve hani hacklenme süresi de çok şık değildi işin aslı. Fakat moderatörlerden, kadın moderatörlerden bir tanesinin ifadesi benim gözümün önünden gitmiyor. Yani şok olmuştu. Böyle bir sürecin çocuklarımızın başına geldiğini düşünelim. Genç öğrencilerin başına geldiğini düşünelim. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Sadece canlı derslerin hacklenmesi değil, onların verilerinin korunması, sonrasında hakların korunması. Hem onlara bir farkındalık kazandırmamız gerekiyor, hem bu konuda özellikle kurumsal süreçlerde hızlı kararlar ve süreçler geliştirmemiz gerekiyor. Dijital bölünme çok önemli bir konu. Dijital bölünmeden kısaca şöyle bahsedeyim. Yarım saatte bitiririm diyordum ama evet beklediğim gibi olmadı. Fakat az kaldı. Dijital bölünme kısaca belli imkanlara, özellikle dijital bağlamda imkanlara sahip olanlarla olmayanlardır. Dünyanın belli coğrafyalarında bu çok belirgindir. Fakat bu sadece ekonomik gelişmiş diye bağlamayın. Bunun bir örneğini size şöyle vereceğim. Türkiye'deki aileleri düşünün. 3 tane öğrenci var. Ve bunların EBA'dan, işte üniversiteye gidiyorsa belli öğrenme yönetim sistemlerinden içeriklere ulaşması lazım. Fakat bir evde 3 bilgisayar çok lüks bir durumdur. Yani genelde bir tane bilgisayar olur. Burada dikkat ederseniz otomatikmen bir dijital bölünme oluşuyor. Yani bir yoksunluk durumu var. Bir gecede acil uzaktan eğitime de geçildiği için kimse bunu öngörmüyordu. Kimsenin aklına gelmeyen bir durumdu. Bu büyük bir sıkıntı oldu. Neye ihtiyaç duyduk bir gecede geçtiğimizde? Bilgisayara ve internete. Evet, bilgisayar var fakat internet herkes için evet herkes de var ama hala aslında çoğu insan için geniş bant internet veya kotası internet bir lüks. Çoğu insan bunu telefonundan belli bir kotayla kullanılıyor. Evet belli kotalar verildi fakat video kayıtlarının o kotalar resmen sömürdüğünü biliyoruz. Yani 6 GB'lık bir kota örneğin çok anlamlı değil.
içeriklerin tamamıyla senkron veya video tabanlı verildiğini düşündüğümüzde. Dolayısıyla acil uzaktan eğitimi yapıyorsak, hızlı geçişler yapıyorsak kim ne kadara sahibi düşünmeliyiz? Bu çok önemli bir konu. Belli imkanların olmasına rağmen evinin bulunduğu yerde erişim olanaklarının olmaması da bir sıkıntı olabilir. Yani benim memleketimdeki altyapıyı düşünüyorum. Fiber internet yok. Evet, onu ödeyebilecek gücüm var belki. Cihazım var fakat o hizmet yok. Yani sadece bu araçla ilgili bir durum da değil, altyapıyla da ilgili bir durum. Bunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Devamında ne oldu? Kitlesel bir eğitime geçtik. Aslında bu da sürekli eleştirdiğimiz bir noktaydı. Kitlesel eğitim, kitlesel eğitim. Evet, zorunluluk zamanında geçtik. Fakat bunu sürdürmeli miyiz? Bence hayır. Özellikle güz dönemine yönelik bu yönde bir planlama yapılmalı. One size fits all diye bir kavram vardır. Herkes için tek beden elbise yapıp giydirmeye çalıştık. Yani kendinizi bu anlamda düşünün. Herkesin aynı elbiseyi giydiğinde ne kadar rahat hissedeceğini düşünebiliyorsanız eğitim sürecinde aslında öğrencinin konforu da o şekilde. Onun ihtiyaçlarını, bireysel tercihlerini göz ardı ettiğimizde anlamsız öğrenme deneyimleri çıkıyor ki maalesef bu şu açıdan tehlikeli. Acil uzaktan eğitimi, kavramları doğru kullanmak bu yüzden önemli demiştik. Normal planlı uzaktan eğitimle karşılaştırdığımızda insanların kafasında uzun yıllar değiştiremeyeceğimiz bir izlenim oluşacak ve bu aslında çevrimiçi öğrenmenin, uzaktan eğitimin geleceği için bir kısıtlılık olarak ortaya çıkabilir. Eşitsizlik ve sosyal adalet. Aslında dijital bölünmeden bahsettiğimizde bundan da bir anlamda bahsettik. Tüm dünyada en çok rapor edilen konulardan bir tanesiydi bu. Fransa örneğinde bahsettiğim gibi İngiltere'de de benzer durumlar vardı. İspanya'da özellikle. Bunun ülkenin ekonomik durumunun çok iyi olmasıyla alakalı değil. Yani birden o 9 metrekarelik kartpostallarda harika görünen evler, oraya gitmek için belki milyarlar verip işte 2 hafta bir Fransa'da tatil yapabileceğiniz evler pandemi süresince birden size zindan olabiliyor. Olaylara bu açıdan farklı bakış açılarıyla bakmak çok önemli. Yani eşitsizliğin nereden geleceği, nasıl geleceği hiç belli olmuyor ve eğitim sürecini tasarımlarken bunların hepsini bir gecede halledemeyiz. Fakat en aza indirgemeliyiz. Bu arada mesajlar var galiba ama şu anda ekran paylaştığım için onları takip edemiyorum. Sunumun devamında hızlı bir şekilde bakacağım. Yine önemli noktalardan bir tanesi temel beceriler ve yeterliliklerdi. Altyapı önemli. Teknolojiye sahip olmak önemli ama yeterli mi? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Teknoloji derken de yine yanlış kanlardan bir tanesi. Teknoloji aslında somut ve soyuttur. En basit örneği kalem kağıt somut teknolojidir. Yazı soyut teknolojidir. Yani her ikisi de teknikten gelen, insanın icat ettiği, hayatını kolaylaştıran bir süreç. Fakat biz teknolojiyi eğitim sürecinde işe kullanmak derken Fatih projesinde de bunu yapmıştık. Genellikle somut teknolojiye yani o dokunabildiğiniz bilgisayara, işte internete güvenerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat kalem kağıt örneğinde de olduğu gibi eğer okuma yazma bilmiyorsanız yani soyut teknolojiye sahip değilseniz o kalem kağıdın çok anlamı yok. Sadece bir dekor haline dönüşüyor. Biz bunu şu şekilde yaşadık. Yaklaşımların, becerilerin, kuramların ve yeterliklerin özellikle temel beceriler veya yeterlikler denilen hatta 21. yüzyıl becerileri şeklinde de ifade ediliyor. Dijital okuryazarlık şeklinde de ifade ediliyor. Bu becerilerin çok anlamlı olduğunu gördük. Teknolojiyi nasıl konumlandıracağımız çok önemli. Yine altını çiziyorum. Somut değil, soyut teknolojiler olmadığı sürece somut teknolojilerden çok verim alamayız. Bunu veya size şu örnekle vereyim. Yol bomboş, trafiğe kapalı bir alandasınız. Altınızda Ferrari var fakat araba kullanmayı bilmiyorsunuz. Yani o arabanın orada olması öyle bir süreçte anlamsız değil. Türkiye'de bu konuda çok eksiğimiz var.
Eğitim fakültelerinde TPEK dediğimiz yaklaşımın hızlıca ve etkili bir şekilde sadece kağıt üzerinde değil, uygulamada müfredatlara yerleşmesi gerekiyor. Milli eğitimdeki öğretmenlerimizin dijital yeteneklerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı ki bu geleneksel seminerlerden bağımsız. Bu seminerlerin etkili olduğunu 12 yıllık zamanında ben göremedim. Umarım değişiyordur. Fakat etkili bir şekilde belki uygulayarak o süreçlere ağırlık vermeliyiz. Sadece bu süreç öğretmenler veya eğitimciler değil, eğitim fakülteleri değil, ailelerin de bu tür roller olduğundan bahsetmiştik. Onlara belirli yeterliliklerin kazandırılması gerekiyor. Aynı şekilde öğrenciler için de bu önemli bir beceri. Evet, şu sunumdan hatırlıyorum. Sonlara geldim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Eğitimde açıklık çok önemli bir konu. Aslında benim sıklıkla çalıştığım bir konu uzaktan eğitim alanında. Buna ben çok önem veriyorum eğitimde açıklık konusunda. Bunu pandemi sırasında gördük. Açık eğitsel uygulamalar ve açık eğitsel kaynaklar diye kavramlarımız var. Bunu bir şekilde duyanlar olmuştur. Fakat açık bilim ve verinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bildiğiniz üzere şu anda sağlık alanındaki tüm veriler ülkeler birbiriyle paylaşıyor. Paylaşmak için yarışıyorlar. Çünkü bir sorun var ve ona çözüm üretmek istiyorlar. Akademisyenler verilerini paylaşıyor. Adını yazmadan hatta doğrudan Zotero gibi, ResearchGate gibi belli ortamlara yüklüyor. Burada paylaşım önemli bir durum oldu. Geçenlerde bu açık eğitsel uygulamalarla ilgili özel bir sayımız çıkmıştı Distance Education dergisinde. Uzaktan eğitim alanında olanlar bilirler. Gerçekten önemli ve alana yön veren bir dergi. Orada Yunus Emre'nin biriktirdiğin değil paylaştığın senindir ifadesini taşımıştım. Aslında benim için o özel sayıda yaptığım en anlamlı işlerden bir tanesi Yunus Emre'yi oraya taşımaktı. Çünkü bununla ilgili blog yazdım. Türkiye'de dediğim gibi açık eğitim ve açık eğitsel kaynaklar, açık eğitsel uygulamalar, biz bu işin çok felsefesine bakmıyoruz maalesef. Öngörmüyoruz ama tarihimize bakıyorum, geçmişe bakıyorum, eski düşünürlere bakıyorum. Evet, yazılı olan kaynaklarda yok. Yani açık eğitsel uygulamalar veya kaynaklar diye makale ararsanız sınırlı sayıda bulursunuz ve belirli araştırmacılar yazmıştır. Fakat yazılı olmayan kaynaklara baktığımızda Yunus Emre gibi bizim kültürümüzün özünde hani akrabalık, komşuluk, sosyal ilişkilerimizi düşünün, paylaşmak çok önemli. Bir anlamda bizim kültürümüzde olan bir kavram tüm dünyada birden önemli bir kavram haline geldi. Fakat maalesef biz hala açık eğitimin ve paylaşmanın önemini bir türlü kavrayamadık. Umarım bu kriz bunu daha iyi kavrayıp anlamamız ve fırsata çevirmemiz için ayrı bir fırsat olur. Önerilere geçtik arkadaşlar. Sona yaklaşıyoruz demek. Sunumun başında bahsetmiştik. Eğitimin kesintiye uğraması sadece pandemiye özgü değil. Cinsiyet eşitsizliğinden dolayı kitlesel olmasa bile belli insanlar ulaşamıyor. Kültürel engeller var, doğal felaketler var, karışıklıklar var. Veya aynı ülkede olmasanız bile göçmenler var ki şu anda Türkiye'de 4-5 milyona yakın bir sayı var. Gerçekten bunları düşünerek de bir program yapmamız gerekiyor. Planlamayı şimdiden yapmamız gerekiyor. Covid-19 bağlamına bakarsak bugün haberlerde vardı. Evet, ülkemizde azaldı sayılar güzel fakat Güney Amerika'da özellikle şu anda kontrol edilemeyen bir süreçte. Yani orada kontrol edilememesi demek bir anlamda onun tekrar bir şekilde buraya veya başka bir ülkeye gelmesi demek. Uzun bir maraton var karşımızda ve hazırlığımızı yapmalıyız. Sunumda hep aslında şunu anlatmaya çalıştım ben size. Online, çevrim içi, dijital bunlar sihirli anahtarlar değil. Yani tüm enerjimizi bunlara vermek zorunda değiliz. Sihir olarak görürsek dijital çözümleri şöyle bir tehlike de var. Saat 12'den sonra hikayede olduğu gibi birden her şey bal kabağına dönüşebilir. Ortada kalırız. Kendi gerçekliğimize döneriz. O yüzden süreçleri tamamıyla düşünmek gerekiyor ve sadece dijital değil farklı
erişim noktaları sunmamız lazım. Güney Kore örneğinde hatırladığınız gibi. İnsanlar dijital kitapları okumak zorunda değil. Ben uzaktan eğitimci olarak seviyorum. Tezimde de çalışmıştım. Mümkünse dijital ortamdan her şeyi yürütüyorum. Fakat herkes sevmek zorunda değil. Bu aslında gelişip gelişmemekle, çağdaş olup olmamakla ilgili değil. Bir tercih meselesi ve bu bireysel farka özellikle dikkat etmeliyiz. Bu öneriler tabii ki kurumlara ve karar vericilere önerilerim. Karar alırken öğrencilerin ve öğretmenlerin kaygılarını göz ardı etmemeliyiz. Öğretmenlerin gerçekten iş yükü, onları buradan alkışlıyorum. Çok fazla arttı, zorlandılar. Çoğu zaman kendi çocuklarının hem annesi babasıydı, hem diğer çocukların evlerindeki yük, zor zamanlar geçirdiler fakat bu süreci başarıyla atlattılar. Özel gereksinimli olan öğrencilerimizi biraz ihmal ettik. Özel gereksinimli öğrenciler çok önemli. Otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu. Türkiye'de büyük sayıda bir öğrenci var bu gereksinimlere ihtiyacı olan. Tabii özel gereksinimli derken sadece bu açıdan bakmamak gerekir. Yetenekli, üstün zekalı öğrenciler de bu gruba giriyor. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak durumlar çok önemli. Şu örneği vermek istiyorum. İnsan hayatı gerçekten çok değerli. Otizm spektrum bozukluğu bağlamında baktığımızda bu tür öğrencilerin bir rutini vardır. Eğer okulunuzda özel sınıf varsa görüyorsunuzdur. O rutinleri bozulduğunda mutsuz olurlar, gergin olurlar ve işin aslı onların rutini bozuldu. Yetişkin birçok bu tür öğrencinin intihara meyilli olduğuna dair raporlar geldi. Karar vericilerin evet normal öğrencilerimizi düşünürken özel gereksinimli öğrencilerimizi iki katı düşünmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Farklı erişim seçenekleri sunuyoruz. Dijital tek doğru değil dedik. Bir saat olmuş. Açık eğitimsel kaynaklara önem verelim. Yunus Emre'den bahsetmiştik. Paylaşmak bizim kültürümüzde ve özümüzde olan bir kavram ve bunu uygulamaya, eğitim sürecine güzel örneklerle yansıtmalıyız. Özel gereksinimli öğrenciler kapsayıcı stratejilerle sürece dahil edilmeli. Hiçbir öğrenci geride bırakılmamalı. Eğitimi kesintiye uğratmamak adına özellikle genç öğrenenlerin ekran başında çok fazla fırsat geçirmelerine fırsat tanımamak lazım işin aslı. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü yaşamaları gereken bir çocukluk var ve bu süreci bu kadar yoğun bir şekilde yaşamalarına gerek yok kanısındayım. Karar vericilerin eğitim teknologlarına artık iş fırsatı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin aklıma BETÖ mezunları geliyor. Yani bir okulda herkesin teknolojik yeterliliğinin olması şart değil. Yani bilmek zorunda da değil. Fakat onu destekleyecek bir ekibin olması lazım. Bunun için de değerli büyüklerimizin belki atama sayılarında bu durumu dikkate almaları gerekiyor. Ve mevcutları da etkili ve verimli şekilde kullanmamız lazım. Bunun da altını çizeyim. Ben de iki branşım var benim işin aslı. Milli eğitimde lisansa bağlı. Birisi İngilizce öğretmenliği, birisi o zaman formatör öğretmen diyorduk. Yani o altyapıya ve tecrübeye sahip insanları bilgisayar tamiri veya ağ kurma, açılmayan kameralar için değil de süreç tasarımlamak için, eğitimler vermek için kullanmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. En azından daha etkili olur. Eğitimcilere önerilerim. Bu tüm dünyada olan bir hataydı. Şimdi bahsedeceğim nokta. Acil uzaktan eğitim sürecinin farklı olduğunu en başından anlatmıştık aslında. Bu anlattığım kavramların daha iyi yerine oturması için. En çok yapılan hata şuydu. Romanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da, tüm dünyada. Yani istisnası tüm dünyada. Yüz yüze yaptığınız eğitimi acil veya acil olmayan uzaktan eğitimde bir anlamda simüle etmeyin, taklit etmeyin. Yani şöyle söyleyeyim. 40 dakika bir ders anlatıyorsanız yüz yüze bunun canlı dersteki veya Zoom'dan veya Google Meet'ten, Microsoft Team'den yaptığınız karşılığı 10-15 dakikadır. Gerisini farklı etkinliklerle tasarımlamanız lazım. Ki canlı ders
Yüz yüze ders daha kolaydır aslında. 6 saat canlı ders yaptığınızda bir yorgunluğun geldiğini fark edeceksiniz. Bu konuya çok dikkat edilmesi gerekiyor. En çok gördüğümüz nokta buydu bizim. Öğrenenlere sorumluluk verin ama yük vermeyin. Tabii ki öğretmenler odası kavramı vardı bir zamanlar. Zümre öğretmenleri bir arada konuşabiliyordu, karar alabiliyordu. Muhtemelen bunu farklı kanallarla yaptılar fakat en çok gelen şikayetlerden bir tanesi öğrencilerin aşırı ödev ve ders yükünden şikayetleriydi. Çünkü COVID-19'la beraber o remote fiziksel uzaklıkla beraber öğretmenlerin de muhtemelen iletişimi biraz kesildiği için o koordinasyon bir şekilde öldü. Çünkü teneffüs aralarında doğal bir koordinasyon süreci vardı. Ona dikkat etmek lazım. Yani ödev verdiğimizde karşı tarafın öğrencinin diğer derslerden aldığı ödevleri de düşünmek, hatta belki bir koordinasyon yaratmak gerekiyor. Öğrencilerimizin, öğrenenlerin otonomluk kazanmalarına ve sorumluluk geliştirmelerine fırsat kazanmalıyız. Bu aslında uzaktan eğitimde anahtar ifadedir. Kendi sürecini yönetebilme. Fakat bunu yapabiliyorsa zaten hayatta da başarılı olacaktır. Yani sadece uzaktan eğitim süreciyle ilişkili olarak bir beceri düşünmeyelim. Desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz öğrencilerin hayatına dokunmalıyız. Dijital yetenekler konusunda eğitimciler olarak hepimizin illaki vardır. Eksik olduğumuz noktalarda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çözümler üretmemiz gerekiyor. Fakat ülkemizdeki eğitimcilerin, ülkemizin karakteristik özelliği yaratıcı çözümleri üretmemiz gerekiyor. Bu konuda çok umutluyum. Fransa örneğinde görmüştüm. Sanal teneffüsler yapıyorlar, aralar veriliyor. Fakat chat odalarında en fazla 5 kişiyle öğretmenin gözetiminde ve belli ihtiyaçları karşılamaya yönelik bu tür uygulamalar yapılabilir. Ki Milli Eğitim'de iletişim saatleri vardı. Bu arada Milli Eğitim'de hep diyorum, dünya standartlarına baktığımızda efsane işler yapıldı gerçekten. Hem hocalarımızı hem de Milli Eğitim'i alkışlamak gerekiyor. Ama tek üzüntüm yüksek öğretim düzeyinde başarılı uygulamalar olduğunu üzülerek çok söyleyemeyeceğim. Evet, bir şeyler vardı fakat istediğimiz kadar olmadı. İyi örnekleri paylaşalım. Bu çok önemli. İşe yarayan örnekleri birbirimizle. Şunu unutmayalım, bahsetmiştik. Eş zamanlı o canlı ders dediğimiz senkron sunumlar, dersler her zaman en iyi seçenek değil. Eş zamansız da olabilir. Uzaktan eğitimde soracağınız bir kilit soru, kısa bir okuma parçası aslında sizin bir saatte anlatmaya çalıştığınız noktayı vermekten daha etkili olabilir. Bu tür tasarımlara bakmak lazım. Uzaktan eğitimin sadece canlı ders algısı olmadığını hem anlamalıyız hem de anlatmalıyız. Bu önemli bir nokta. Yine eğitimcilere söylediğim aslında eğer uzaktan eğitim süreçleriyle ilk defa tanıştıysanız kimse sizden MasterChef olup harikalar yaratmanızı beklemiyor. Beraber öğrenebileceğimiz bir süreç. Fakat bunun için ihtiyacımız olan işbirliği, öğrenmeye açıklık. Bunlar önemli noktalar. Öğrencilere de bazı önerilerim var. Kendilerine biraz kibar olmalılar, nazik olmalılar, hırpalamamalılar. Yani aslında herkesin aklında tutması gereken süreç şu. Acil uzaktan eğitim süreci akademik başarıyla ilgili değil. Eğitimin devamlılığını sağlamak için yaşanan bir süreç. O yüzden kendimizi çok kasmayalım. Fakat savmayalım da. Güçlü ve zayıf yanlarını keşfetsinler bu süreçte. Güçlü yönlerinden faydalanıp zayıf yönlerini kendilerine daha iyi bir gelecek sunmak için geliştirebilirler. Günlük tutsunlar. Öğrencilerinize bunu önerebilirsiniz. Çok etkili. Kendilerini ifade etsinler. Hem de pandemi zamanına yönelik ileride okuyup kendilerini çözümleyebilecekleri bir hatıra demeyeyim de bir kayıt kalır. Bu çok önemli. Aileleriyle, arkadaşlarla ve öğretmenleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Sosyal mesafenin bu süreçte önemli olduğunu söyledik ama gönül mesafesinin olmaması gerekiyor. İletişim kanallarının sürekli açık olması gerekiyor. Sadece akademik beceriler değil, onlar hayata hazırlayacak beceriler öğrenmeleri için de bu sürecin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ilk defa eğer uzaktan veya çevrim içi öğrenme süreçleriyle
etkileşim ilişkilerinde iyi bir deneyim yaşamadıysalar bir fırsat daha versinler. Yani eğitim bizim en iyi dostumuzdur. Nasıl gerçek dostlarımız da bazen istediğimizi vermediğinde onlara bir şans veriyorsak, uzaktan eğitime de bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Acil uzaktan eğitim kapsamında yapılan ilk uygulamalar çok anlamlı olmayabilir ama bundan sonra güzel olmayacağı anlamına da gelmiyor. Bu da bir öneri olarak sunulabilir. Son önemli önerim benim. Aslında bu genel önerim. Kedilerin olduğu sunumdan sonra bahsettiğim durum vardı. Pedagoji okeyir. Eğitim gerçekten empati geliştirmek, duysal alanlara dokunmak, öğrencileri anlamak, onların kalbine dokunmak, onlarla güzel bir iletişim geçirmekle başlıyor. Yani gönül kapısını açtığımızda gerçekten akademik anlamda yapmak istediğimiz işleri onlarla gerçekleştirebiliyoruz. Biz onların kalbine dokunduğumuzda onlar hatta biz istemeden çoğu şeyi yapıyorlar. Buna dikkat edip belki önem verirsek daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, 1 saat 10 dakika, bir 40 dakikalık fazlalığımız var. Ekran paylaşımını ben kapatayım şu anda.